Mutlu akşamlar efendim. Kanal Fırat ve Kanal E ortak canlı yayında Seçime Doğru programıyla yeniden karşınızdayız. 31 Mart'ta yapılacak olan mali idareler seçimine hızlı bir şekilde giderken bizler de stüdyolarımızda canlı yayın konuklarımızı almaya devam ediyoruz. Bugün de yine çok önemli, çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte olacak. Ataşehir Mahalle Muhtarı Sayın Ali Dabakbaşı bizlerin canlı yayın konuğu olacak. Burada hem kendisinin uzun dönemdir yaptığı görev süresini hem de Ataşehir Mahallesi için yapacaklarını burada istişare edeceğiz. Biraz daha sohbet etmiş olacağız. Muhtarım öncelikle hoş geldiniz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar muhtarım. Muhtarım bizler sizleri çok yakinen tanıyoruz. Uzun yıllardır Elazığ'da Ataşehir Mahallesi'ne hizmet ediyorsunuz. Faaliyetler gösteriyorsunuz. Ama tabii ki tanımayan vatandaşlarımız için tekrar sizleri tanıyacak olursak Ali Dabakbaşı kimdir? Ali Dabakbaşı Sürsürü doğumlu. Yani çocukluğumuz hep Sürsürü'de geçmiştir. Tabii o zaman Ataşehir yoktu, hep Sürsürü diye geçiyordu. Evet. Ondan sonra mahalle 2009'da Sürsürü'den ayrıldı, mahalle oldu. İkinci bir mahalle kuruldu. Meclis kararıyla bir isim belirlediler. Ataşehir diye bir isim buldular. Evet. 2009 mahalli seçimlerinde ben aday oldum. 2009'da muhtar oldum Ataşehir'e. 3 dönemdir muhtarlık yapıyorum Ataşehir'de. Ataşehir yeni bir yerleşim yeri. Yani Elazığ'ın en güzel mahallelerinden birisidir. Yerleşim olarak, insanları olarak. Çok güzel bir mahalledir. Yani muhtar dediğin zaman işi mahalleye hizmet etmek. Evet. Görevi budur. Mahalleyle işli dişi olmak, sorunlarını çözmektir. Yani muhtarlığın görevi odur. Muhtar dediğin zaman mesela devletin ilk temel taşıdır. Ben onu öyle diyeceğim. Yani bütün sorun olduğu zaman her tarafa gider mesela. Diyelim belediyeye gider, valiliğe gider, sağlığa gider. İşte bir ne sorun olursa olsun ama en sonunda derhal bir de muhtarın yanına gidelim. Muhtar da muhakkak ki o gelen vatandaşın bir sorunu çözer yani. Çözmek de mecburiyetindedir. Yani muhtarın görevlerin içerisinde odur. Bu yanda tabii düşkün oluyor, fakir oluyor. Bunlara yardımcı oluyor muhtar. Her konuda yani muhtar dedim ya mahalleye en yakın olan bir insandır. Evet. Yani mahalle için. Evet muhtarım. Burada sizler uzun dönemdir muhtarlık yapıyorsunuz. 15 yılı aşkındır. Burada kaç yıldır ikametgah ediyordunuz muhtarım? Biz ikametgahımız dedim ya Sürsürü'de evet, ikametgah ediyorduk. Sürsürü'den sonra İlk mesela... kurulmaz hemen sizler yerleştiniz tabii, o zaman. Tabii Ataşehir'in zaten içerisindedik biz. Yani hı-hı, ayrıldığı zaman. Yani şöyle diyeyim biz 1966'da Hazardağlı Kavşağı diyen. Evet. Yani orada rahmetli babam ilk evi yapanlardandır. Hı-hı. Tabii o zaman Sürsürü'dü. O tarihten beri biz oradayız yani Sürsürü'deyiz. Yani burada, daha doğrusu. Evet burada 15 yıllık sürece değindiniz. Burası da önemli, kıymetli. 15 yılı nasıl geçti sizler için, mahalle için, nasıl bir dönüşüm 15 yılın yaşandı? Nasıl geçtiğini inanır mısın Batuhan Bey, ben bile bilmiyorum yani. Rüzgar gibi böyle geçti sanki de. Evet. Yani günlerimiz çok güzel geçti. Ama biz mahalleye mesela ilk mahalle olduğu zaman mahallenin çok sorunları vardı. Yani biz Sürsürü'den ayrıldı, okul yok, bir şey yok, yol yok, park yok mesela. Ama biz çok çabaladık, çok uğraştık. Mesela bizim ilk bir okulumuz vardı. Kamu çalışanları diye yapılmıştı. Daha burası okul olmadan, mesela ilkokul olmadan Sağlık Meslek Lisesi oraya el koymuştu. Ben geldiğim zaman 2009'da orada Sağlık Meslek Lisesi öğretim yapıyordu. İlkokul diye yani okul, başka okul yoktu. Yani öyle bir okuldu ki okulun bahçesinin içerisinde affedersin bir ahır vardı. Bunu uğraşmışlar, hiç kimse bu işi çözememiş. Ben geldim, baktım okulun bahçesinin içerisinde ahır var, inek besliyor orada vatandaş. Ha, ne zamanla kalmış? Okuldan önce içerisinde kalmış. Okulda yapılmış, trotuarını çevirmiş, bahçenin içerisinde kalmış. Evet. Ben bir gün o dönemin valisine izah ettim, kalktım bir toplantıda. Hiç unutmuyorum. Muammerler oldu. Dedim, Sayın Valim dedim, bizim bir okulumuz var dedim. İçerisinde dedim, ahır var dedi. Nasıl olur ya dedi. Döndü Milli Eğitim Müdürü'ne. Dedi, muhtar ne diyor dedi. Doğru efendim. Niye çıkarmıyorsunuz dedi. Neyse işte çok zorluklarla onu çıkardık. Çıkardıktan sonra Sağlık Meslek Lisesi kendilerinin yeni yeri yapıldı. Oraya gitti. Orayı ilkokula çevirdik tabii. İlkokul oldu. Bir ilkokulumuz vardı. Ortaokul yoktu bu sefer. Ondan sonra girişimlerimizden bir ortaokul yaptırdık bundan 2 sene önce. Şehit Burhan Gafar diye ismini de koyduk. Rahmetli şehidimizin ismi verildi. Evet.
Ortaokulumuz sorununu da çözdük. O da tamamlandı. Ondan sonra ileride bir tekrar bir miras kaldı bize bir okul. Daha doğrusu FETÖ'den Yüzde Hanım diye bir okul yapmışlardı. Olaylardan sonra tabii o milli eğitime geçti. Tam okul yapacağımız sırada orası emniyetin bu binasının bombalama durumu oldu. Evet. O zaman da okul tam başlayacaktı. Emniyet el koydu. Emniyet müdürlüğü taşındı. Yine kaldı okulsuz. Onların da yeni binası yapılınca tekrar milli eğitime devretti. Şu anda orada da 3 tane okulumuz var. Bir ilkokul, anaokul var. Hı hı. Ortaokul, İmam Hatip Ortaokulu. Hı hı. Çok harikada bir okul. Okul sorunumuz aşağı yukarı çözüldü. Tekrar bir daha çabalarımızdan, vali beyle görüşmemizden, milli eğitimle görüşmemizin neticesinde bir lise kazandırdık mahalleye. Şu anda inşaatı devam ediyor. Evet. Herhalde bu sene bitmezse de yani seneye inşallah hazır yani bitmek üzere inşaatı. Okul sorunumuz aşağı yukarı çözüldü. Yani pek bir sıkıntımız kalmadı. Evet. Peki muhtemelen burada depremi de atlattık. Depremden sonra yıkılan bina sayısı... Depremde şimdi şöyle bir durum var. Yani yapı şimdi stoğu ne durumda? Bizim mahallemiz imar planı dedim ya Elazığ'ın hiçbir mahallesinde olmayan bir imar planı var bizde. Hı hı. Çok harika bir imar planı var. Bu 93'te gibi senelerde yapıldı. İmar planı yapıldı. Altı yapısı her şeyi yapılmıştı o dönem. Yani bazen insanlar diyor işte bu çıkar çevreleri bir ara bir dedikodu çağırırlar. İşte Ataşehir'den sürüşten fay hattı geçiyor. Evet. Öyle bir şey yok hadisatında. Yani bina sağlam olduktan sonra hiçbir sorun yok. Bizim mesela Elazığ depreminde, 20 depreminde 3 tane binamız yıkıldı. O da ilk yapılan kooperatiflerdi. Hmm. Yani şahsın yaptığı binalar hiçbir tanesinde bir hasar bile olmadı. Ama bu Maraş depreminde de 5 tane yıkıldı. O da daha önce bir hasarlardı. Yani evet. Yıkılan bina yok yani. Yıkıldı dediğim zaman ağır hasarlıydı. Ağır hasarlıydı. Tabii yani. Evet. Yani bina yıkılan zaten bina görevini tabii tamamlamış. Ağır hasarlıydı. Bu son Maraş depreminde de 5 tane binamız hasar gördü. Bunların 2 tanesi çok eski kerpiçli bağ evleri gibiydi. Evet. O birileri de kooperatif yapılmıştı. Onun yani haricinde yani bizim mahallede binalarımızda hiçbir sorun yok. Evet. 4 katlıydı zaten imarı. Malatya'ya paralel 5 katlıydı. Ama geçen dönem bazı yerlerde bir yüksek kat verdiler. 1-2-15'e kadar falan çıktı. İmarı bozuldu biraz. Evet. Ama önce kalsa da çok harikadı. Hı hı. Mesela bizim demiryolun üstünde bir alanımız var. Demiryoluyla çevre yolun, güneş çevre yolun arasında. Orayı da Sayın Belediye Başkanımız bir villa tipine çevirdi. Müstakil villa. Evet. 2 katlı. Şimdi orada bayağı villalarımız yapılıyor. Çok harika bir yer olacak. Yani çok yapılan da var. Yani orası da ikinci bir yani mahallenin güzelliği oldu. Hı hı. Yani orada çok katlı binalar yok. Hepsi 2 katlı. Ataşehir Mahallesi'ne baktığımız zaman zaten tabii birkaç bina içinde 4 katlı, 3 katlı. 4 kat, 3 kat da pek yok. Yani ekseriyeti 4 kat. İşte Malatya yoluna paralel bir 5 katımız vardı önceden. Evet. Ama şimdi orada 8'e çevirdiler. Kombile Malatya yolu 8 oldu. Hı hı. Yoksa imarımızda hiçbir sıkıntı yok bizim. Çok güzel. Evet. Muhtemelen burada tabii ki eğitime de değindiniz. Binalara da değindiniz. Burada bir de emniyetine nasıl görüyorsunuz? Emniyetimiz, bizim mahallemiz çok temiz bir mahalle. Hı hı. Kültürlüdür, duyarlıdır her yönüyle. Yani bir olay pek olmaz bizde. Evet. Yani bir tek bir kanal boyu var bizim kafelerin olduğu bölge. Orada geceleri falan gençlerden bazen bir şeyler oluyor. Onda emniyetimiz şu anda... Bu yeni gelen emniyet müdürümüz çok harika bir müdür. Evet. Hakikaten de yani çok bayağı işler yaptı. Kontroller olsun, disiplin olsun. Yani emniyet açısından çok memnunuz. Yani ben mahalle olarak, muhtar olarak da çok memnunum. Hı hı. Allah yardımcıları olsun. Bizim görevimiz emniyetle beraber yardımcı olmaktır. Hı hı. Yani muhtarın işi, yani evet, bir işi de odur. Yani emniyete yardımcı olmak, beraber çalışmak. O da iyi bir şey tabii. Emniyet açısından da hiçbir yani sorunumuz pek yok yani. Evet. Çok harika çalışmaları var. Evet, buradan biz de yeni emniyet müdürümüz Adnan Karayel, o da Elazığ'a hızlı bir giriş tabii yaptı. Tabii çok harika. Ve yani oldukça sağ olsun. Evet. Yani kendisini gösterdi yani bir rüzgar gibi esiyor yani açık söyleyeyim. Umarız ki bunun da ardı arkası tabii, kesilmez. Tabii. Elazığ'da huzur ve güven ortamı böyle sadık kalır. Başkan muhtemelen peki burada sağlık durumu nasıl? Sağlık durumu bizim aile hekiminde biraz sıkıntımız var. Hı hı. Yani şu anda bizde önceden kalan bir sağlık ocağımız vardı. 2 katlı. Orası sağlık müdürlüğüne ait bir binadı. Daha önce yapılmıştı. Orada 4 tane aile hekimimiz var. Bir tane 112 acil var.
Evet. Bir acil servisi var orada. Gece günü zaten 24 saat açık orası. 112 olduğu için. Onun haricinde iki tane de aile hekimimiz var. Heresinde ikişer tane doktorumuz var. Ha, yalnız yetiyor mu? Yetmiyor. Şu anda ona ihtiyacımız var. Geçenlerde ben bir sağlık müdürlüğüyle bir görüşmemiz oldu. İşte bir yer arayışındayız. Bir yer bulursak inşallah bir tekrar bir sağlık ocağı yapma, onların da projesi var. Yani benim de bir teklifim var. İnşallah onu da çözersek sağlık sorunu da çözülür yani. Evet. Şu anda çalışma aşamasındayız yani. Yani evet, az aslında. Baktığımızda nüfus ne kadar Ataşehir Mahallesi'nde? Nüfus mesela? Bizim şu anda 40 bine yakın nüfusumuz var. Yani bir ilçeden, Elazığ'daki tabii, en büyük ilçeden daha büyük bir 18 mahalle. Tabii şu anda 18.500 seçmeni var. Sadece. Çok fazla. Tabii. Yani evet. Elazığ'ın aşağı yukarı üçüncü büyük mahallelerinden. Evet, evet. Muhtemelen yani. Burada birçok beldeden, birçok ilçeden tabii, daha fazla nüfus tabii. var. Yani mahalle olarak bizim alanımız çok büyük. Yani alan da çok büyük. Evet. Nüfusumuz da şu anda iyi. Seçmenimiz de zaten, dedim ya, bir ilçeden daha da büyük. Evet, yani evet. Bizim evet, ilçelerimiz 3.000-4.000 ilçeler. Yani bir iki tane ilçemiz büyük var biraz. Evet. Bir Kovancılar var büyük, tabii. Diğerleri. Karabuşan var, Kovancılar, o bilir, hepsi çok küçük ilçeler. Evet, burada da iki tane sağlık ocağı bence yetersiz. Tabii. Bir an önce umarız ki bu sağlık ocakları inşallah da çözeceği yakın zamanda yani onu söyleyeyim. Peki halk eğitimin çalışmaları? Halk eğitim de şu anda bir bayanlara yani öğretici öğretmenler var onların. Mahallede şu anda tahminime göre 5-6 yerde kurs açmışlar. Nakış kursu, dikiş kursu, boyama kursları falan 5 yerde kursumuz var yani bayanlara açık bu. Bu da Milli Eğitim'e müracaat ediyorlar o kurs hocaları. Evet. Bunların yerleri kendisine ait. Bütün masraflarını kendileri karşılıyor. Onlar Milli Eğitim, Milli Eğitim diyorum, Halk Eğitim tarafından ücretli onlar ödüyorlar. Bayanlar da orada gidip kurs görüyorlar. Burada da onlar için herhalde sosyal aktivite oluyor. Onlar tabii, da iyi oluyor. Bayanlar için de iyi. Çok güzel yani. O zaten gündüz yapıyorlar. Belirli saatleri var. Evet. Yani o bakımdan da bayanlar için de iyi. Ve sonra o yapanlar için de bir ek gelir. Yani çok güzel bir çalışması yani. Halk eğitimi çalışması da çok güzel yani. Evet. Muhtemelen burada tabii ki sosyal donatılara bakıyoruz. Neler var neler yok diye. Bir de tabii ki cami ve taziye evleri de Elazığ için önemli ve kıymetli. Ataşehir Mahallesi'nde bu ne durumdadır? Ataşehir Mahallesi'nde bizim mahallemizde şu anda 7 tane camimiz var. 7 tane camimiz var. Bir tanesi de bitmek üzere inşaat halinde şu anda. O da biterse 8 oluyor. Evet. Taziye evi sıkıntımız yok bizim. Bizim binaların zaten sosyal tesisleri var hepsinin. Ama evet, kullanan kimse yok. Çünkü camilerde taziye ev olduğu için. Yani bizim sadece 2 camimizde taziye evi yok. Onlar da küçük biraz. Evet. Obilerin hepsinde taziye evi var. Yani şimdi yapılan camilerde zaten taziye evi, Kur'an kursu, her şeyi var yani. Bayanlara mesela taziye evi, erkeklerin ayrı. O yani zaman o açıdan sonra camilerde hiçbir sorunumuz yok yani. Ne güzel, ne çok güzel muhtemelen. Muhtemelen peki burada park ve yeşil alanlara girecek olursak, Ataşehir Mahallesi yeterince yeşil bir alan. Yeşil alan bizde yani mahalle olarak dedim ya çok harika bir imar planı var. Evet. Yani zamanda yapılmış. Şu anda 60'ın üzerinde ben saydım, irili ufaklı 60'ın üzerinde yeşil alanımız var, park. Yapılan, yani hepsi yapılmamış daha, peyderpey yapılıyor, evet, senede mesela yapılıyor. Geçen sene 4-5 tane yapıldı, daha ondan önce yapılmıştı. Yani şöyle diyeyim, ben geldiğim zaman tahminime göre 2 tane mi ne bir park vardı daha önce yapılmıştı, yani 2009'dan önce. Ben geldikten sonra geldiğim sene bir 10 tane kadar belediye yaptı, ondan sonra 2. sene yapıldı, 3. sene dönem yapıldı. Geçen dönem de yapıldı. İnşallah bu seçimden sonra tekrar bir daha birkaç yerimiz var yapılacak. Yani yeşil alanlarımız, bizim parklarımız ya küçük de değil. Evet. Yani yeşil kuşak şeklinde. Yani mesela bir Malatya yolunda bir yeşil kuşağımız var bizim. Evet. Mesela 2009-10 civarında yapılmıştı. Onun gibi bizim mahalle içerisinde de çok alanlarımız var. Bunun içerisinde spor aletleri var. Evet. Yani yürüyüş çocuklar için, var, bayanlar için. Yani bütün aletleri de aşağı yukarı parklarda var yani. Evet. Yürüyüşünü yapıyor. Ondan sonra da aletleri kullanıyor. Yani o açıdan da sıkıntımız yok. Çünkü gayet bol yani yeşil alanlarımız. Hiçbir mahallede yoktur bizde olan yeşil alan parkları. Evet başkanım, yok ama acaba böyle şey tarzı, kent köyde olan
kültür parkta olan tarzı? Yok, o kadar büyük değil. Yani ha, bizim böyle, mesela bir bulvarın orta yerinde. Şey yapılabilir mi? Ya da aklınızda böyle bir düşünce var mı? Valla olsa da bizim öyle bir büyük alan yok bizde. Ama mesela Kemkönt yeri mesela burası Millemlak'tan geçen bir yerler. Yerleşim yeri yeni olduğu için onların. Evet. İşte onların çoğu yerleri Millemlak'a ait olan bir yer. Millemlak'tan belediye alma imkanı var. Yani bizde öyle bir imkan yok yani. Evet, doğru ama gerçi sizin de Ataşehir'de yol boyu var. Orada da çardaklar falan fazlasıyla yani var. Mahalle içerisinde çok var. Evet. Ama işte dedim ya şimdi yani belediye veyahut da başka bir kurum şey yapsa yani öyle bir arsa bizde yok yani. Bir pazar yeri yapmaya kalktık mesela geçen dönem. Yani geçen belediye dönemindeydi. Yarı buçuk inşaatına da belediye başladı. Oradaki çevre sakinler bırakmadılar. Çünkü neden? Park alanına yapılıyordu. Ha. Yeşil alana yapılıyordu. Yeşil alanda amacı dışında kullanılmıyor. Yani inşaata kullandığın zaman o bir suçtur. Yani onu da kullanmıyor. Yani hatta yarı buçuk başlanmıştı. Mahalle halkı tepki gösterince vazgeçti. Şimdi bir sokakta pazar yeri kuruluyor. Evet. O da bir randımanlı değil yani. Yani ben dediğim kapalı çok harika da bir pazar yeri yapılacaktı. Çayda Çiçek'e bir tane yapıldı misal. Tabii onun gibiydi bizimki. Onun gibi bir şey çok harikaydı aslında. Daha güzel olurdu. Ama işte yeterince de park varmış aslında. Muhtarım 60 tane park. Dedim ya çok bizde ama işte dedim ya park adam diyor ki ya benim evim karşısında park olsun ben pazar yeri niye isteyeyim. Ses gürültü halbuki, belki istedim. Halbuki bir gün pazar kurulacak haftanın 5 günü kendisi mahalleye kendi kendilerine ait kapalı yer. Arabanın parkı etkinliğini yap, düğün yap, nişan yap. Ama bunu bir türlü anlatamadık işte. Karşı çıkınca belediyede mecburen vazgeçti. İnşallah bir dahaki döneme. Hayırlısı olsun olursa. İnşallah da olur. Evet, evet. Olmayacak bir şey değil. Muhtemelen peki burada sizler yer yok dediniz. Ataşehir Mahallesi dolu mu yani imara, nüfusu olarak yeterli kapasiteye ulaştın mı? Ya yok daha ulaşmadı daha. Boş alanlarımız çok. Şahıslara ait alanlar yani arsa bol bizde çok. Şahıslara ait. Tabii. Şahıslara ait arsa da henüz var yani arsa yok değil. Yani belediyeye ait, kamuya ait arsa yok bizde. Mesela hazine arazisi hiç yok bizde. Ha, o kötü olmuş muhtemelen sizin de yatırım hiç, yapmanız hiç yok bizde. Yani evet. O açıdan biraz sıkıntımız var. Okul alanı mesela diyelim bir şey işte bir belediyeye ait bir şey yapılsa işte bir yer yok. İşte dedim ya bir sağlık ocağı yapmaya kalktık. Yeri ayrılmış ama şahıslarda işte orada biraz sorun var. İnşallah da onu çözeceğiz. İnşallah burada yani, vatandaşlar inşallah yardımcı olur. Milli Emlak'a ait bir arsa olsa yani onun alması çok basit. Evet doğru. Yani belediye de verebiliyor. Rica edersiniz. Devlet kuruluşuna da verme imkanı var. Hı hı. Ama yeşil alanı kullanamıyorsun işte başka amaçla. Maalesef. Başkan peki burada spor salonlarına az buçuk değindiniz ama spor aletleri var. Bir de buradanın spor salonları spor var. Spor salonu bizde var. Spor salonu da Süleyman Başkan döneminde yapılmıştı. Kapalı bir spor salonumuz var. Bayanlara aitti ilk açıldığı zaman. Ama sonra erkeklere de döndü. Gündüz bayanlara, akşam erkeklere. Evet. O da çok harika bir salon. Bütün aletleri çok muntazam, solunum sistem. O da kafi geliyor yani. Zaten yeşil alanlarda da var. Yani gündüz erkekler de, bayanlar da mesela. Onları da kullanıyor. Ama tabii dışarıda soyunma durumu yok. Kapalı olduğu için orada her imkanı var. Evet, evet. Yani doğru. O açıdan çok güzel. Ama o da yeterli mi? Yeterli değil. Onu söyleyeyim. Çok rağbet var mı? Rağbet çok. Hı hı. O da mahallenin orta kısmında sayılır. Ama o bir taraftakinin gelmesi gitmesi bayağı sorun oluyor. Hı. Yani talep çok. Yani bayanların talebi var. Spor salonu olsun. Hı hı. Ama inşallah da yani belediye başkanından bir görüşmemiz için de onu çözeceğim ben yine. Evet. Muhakkak bir yer bulacağız. Evet. Muhtemelen peki burada yolların durumu nedir? Yollarımız bizim dedim ya imarımız 1994'te yapılan imar planıydı. Altyapısı aşağı yukarı o zaman yapılmıştı. Yeni yeni bulvarlar açıldı mesela. Sonunda belediye açtı. Bu dönemde demiryoluna paralel bir bulvar açtırdık. Çok harika bir bulvar oldu. Aşağı yukarı 2,5 kilometre uzunluğunda. Üst geçit mesela bizim İmam Efendi Bulvarı'nın demiryolu üst geçidiyle özel harekete giden alt geçit arasında bir bulvar. O bulvarın yeşillendirmesi, oturma alanları, yürüyüş yolu hepsi yapıldı. Çok harika bir yer oldu. Yani mahallenin bir göz bebeği oldu. Tekrar yürüyüş yolundan demir yolunun arasına mesela bir
lavanta ekildi. İnşallah bahara orası çok harika bir yer olacak yani. İmrenilecek bir yer, gezilecek bir yer olacak. İnşallah. Bu sene daha sonbaharda yeni bitti zaten her şeyi. Asfaltı yapıldı. Çok harika bir yer oldu. Bizim bulvarlarımız var. 2-3 tane bulvarımız var ama bitiyor mu? Belediyenin işi bitmez hiçbir zaman için. Hiçbir mahallede bitmez. Evet. Çünkü niye belediye yapıyor? İkinci gün işte bir inşaat başlıyor, inşaatçı müteahhit kazıyor. Bağlantısı yapmak için. Yani onlar bozar, belediye yapar. Belediyenin görevi nedir? Halkına hizmet etmektir. Tabii, kesinlikle. Yani belediyenin görevi odur. Muhtarın görevi nedir? Muhtarın görevi de sorunları iletmek, takip etmek, çözmektir. Evet. Muhtarın görevi de odur. Evet. Muhtar, burada sizler her vatandaşla iç içesiniz. Hepsinin sorunlarını, sıkıntılarını dinliyorsunuz. Sizlere iletilen sorun, sıkıntılar neler oluyor? Esnaflar özellikle nelerden şikayetçi oluyor? Yöneticilere iletmenizi istedikleri neler var? Esnaflardan pek şikayetimiz yoktur. Bizim esnaflarımız zaten kendi işine bakıyor. Yani bizden de pek ilgileri olmuyor. Kafeler var mesela bizde. Restoran, lokantalar var Malatya yolunda. Evet. Yani dedim ya, bizim mahalle çok güzel yani. Elazığ'ın en gözde mahallelerinden. Her evet, açıdan yani. Kesinlikle. Her açıdan. Yani bir sıkıntımız yok. Sonra bizim mahalle halkımız dedim ya, çok kültürlü ve çok duyarlıdır yani. Mahalle halkından hiçbir şikayetim yoktur. Ama ne var? Tabii ki sorunları olduğu zaman dedim ya, ilk geleceği yer muhtardır. Evet. Muhtarın da görevi çözmek. Evet. Peki başka muhtarım, burada muhtarları nasıl görüyorsunuz? Sorun, sıkıntıları yetkililere iletebiliyorlar mı Elazığ'da? Yani onu Elazığ'da iletip takip etmektir. Şimdi benim sorunlar çözülebiliyor tabii, mu? Tabii. Yani muhtarın işi, şimdi ben sabah evden çıktığım zaman aşağı yukarı mahallenin bazı yerlerini gezerim. Arabayla dolaşırım. Hele nerede bir hasar var, nerede bir sorun var. Bakarım, not alırım. Ondan sonra bunu yetkililere bildiririm, belediyeye. Evet. Onlar da şimdi bazı vatandaşlar da diyor ki yani ben işte belediyeye söylediğim zaman veya muhtara ilettiğim zaman aynı dakika aynı gün yapılsın. İşte bu imkan olmuyor. Hı hı. Yani belediyeye söylüyorsun, o da bir program yapıyor kendi ekibine mesela. Ekibe bildiriyor. Evet. 3-5 gün içerisinde ama bunu takip etmek lazım. Takip edeceksin mesela, verdiğin yapılmış mı yapılmamış mı, ne aşamada. Bunu takip edeceksin, çözeceksin. Ama aynı gün desen ki oluyor, olmuyor tabii. Bir koca bir Elazığ yani belediye yetişme imkanı aynı anda yok. Evet. Ya. Muhtarım, peki burada vatandaşlar sandık başına gittiklerinde hem sizler için, hem sizin mahalleniz için, hem bizi dinleyen diğer mahalleler için nasıl bir adaya oy vermeliler? Muhtarda aranan kriterler neler? Valla muhtarda aranan kriterleri ben şöyle izah edeyim. Ben mahalle halkına devamlı söylediğim şudur. Yani bir muhtarı, bir insanı tanıyarak oy versinler. 15 senedir ben mesela mahallede muhtarlık yapıyorum. Mahallenin de en eski yerlerindeyiz biz. Yani dedim ya, çocukluğumuz orada geçmiş. Yani bilerek, tanıyarak oy versin. Evet. Ama benden memnunlarsa mesela bana oy versinler. Zaten bu seçimi kazandıracak kimdir? Vatandaştır, halktır. Kimi tercih ederse mesela o kazanır. Tek buradaki benim talebim, yani tanıyarak, ben de herhalde 3 dönemdir tanımışlardır. Evet. Benim söylememe gerek yoktur. Tanımışlardır, tanıyarak oy versinler. Benim bir sloganım vardı, ben bunu devamlı kullanıyorum. Yani bir siyasi şeyle ilgili değil. Ben bir sloganım vardı, durmak yok, yola devam demiştim. Her zaman da söylediğim odur. Muhtarlık gönül işidir. Gönül işidir, ek iş değildir. Yani muhtarın ikinci bir iş olduğu zaman o görevi yapamaz. Yapma imkanı da olmaz. Evet. Ek iş olmaz bir sefer, sonra severek yapacaksın. Yani vatandaşlar senin bir sefer ki karşılaman, onu hoş görmen, konuşma tarzın, ilgilenmen, her evet, şeyi severek yaptığın zaman bir işi ondan zevk alırsın. Demin sen sordun 15 sene nasıl geçti? İnanır mısın? Ben daha sanki diyorum 3 senedir. Evet. Ama nasıl geçtiğini ben de bilmiyorum. Ama niye? O ilk günkü heyecan var herhalde. Tabii var. Olmazsa zaten yapamazsın. Hı-hı. Çünkü severek yapayım ben. Yani hakikaten de en sevdiğim bir şey vatandaşa hizmet etmek, vatandaşın bir sorunu çözmek kadar bir mutluluk yoktur. Bana bazen soruyorlar ya işte sen en çok neden mutlu oluyorsun? Dedim bir vatandaşın sorunu çözdüğün zaman dedim insan için, bir muhtar için en mutlu anı odur. Niye? Evet. Çünkü tıkanmış bir noktada. Bir ihtiyacı var diyelim, işte bir evinde, bir sokağında bir sorun var veyahut da kendisiyle ilgili bir sorun var. Bunu çözdüğün zaman onun duası da, sana karşı tavrı da 90 derece değişiyor. Evet. Ben de ondan zevk alıyorum.
Niye? Çünkü severek yapayım ben açık söyleyeyim. Severek yapmasam zaten ben 15 senedir burada muhtarlık yapmazdım, yapamazdım. Evet. Muhtarım siz burada şey de değindiniz, ek iş olarak yapılmaz dediniz. Bazı kişiler var. Tabii muhtarlık yapıp farklı yerlerde çalışan, çok mahallesiyle ilgilenmeyen. Nasıl görüyorsunuz? Vallahi o herkesin görüşüdür. Ben kendi görüşümü söylüyorum. Ama nasıl yapılır? Yani ek iş olarak yapılmaz. Yani ben kendi görüşüm. Benim ikinci bir ek işim olsa ben yapamam muhtarlığı. Niye? Sen kendi işimi yapacaksın. Mahallenin işinin, mahallenin sorununa mı ilgileneceksin? En basit bir şey. Doğru, doğru. Evet. Öyle değil mi? Yani zaman bir sefer ayıracaksın. Şimdi benim çalışma şeklim, Allah'a çok şükür ben 15 sene içerisinde bizim toplantıların haricinde, mesela bizim periyodik toplantılar var. Valilikte oluyor, belediyede oluyor, emniyette oluyor, kurumlarda oluyor. Onun haricinde 8-8.5'u geçmez ben muhtarlığa gelişim. 5'ten önce de çıkmam. Resmi kurum gibi benim çalışmam vardı, prensibim vardı. Toplantıya gittiğim zaman da kapıya yazıyı asarım. Ben tahmin ederim mesela ne zaman toplantı bitecek, hangi saatte dönerim. Kapıya yazarım. Mesela diyelim saat 1'de toplantı varsa kapıya yazarım. 3'te geleceğim, toplantıdayım. 3'e 5 kala ben muhtarlığın kapısını açarım. Evet. Bazen gelirim ki kapıda bekliyorlar. Ya muhtar diyor mesela vatandaş, ya diyor ne kadar dakiksin sen. Ya diyor ben o yazı niye yazmışım? Ona göre şimdi vatandaş geliyor, muhtar yok. Ama oradaki o yazıyı okuduğu zaman mesela 3'te gelecek. Eğer zamanı varsa zaten bekliyor veyahut da gidiyor tekrar o saatte geliyor. Evet. Yani onun için yani dedim ya ek iş olduğu zaman bunu yapma imkanı olmaz. Yani onun için ben dedim ama vatandaşlar yani ben bakıyorum bütün mahallelerde aynı durum var yani. Evet. Hepsinde var. Şu anda görev yapan muhtarlarda da mesela ikinci iş yapanlar çok. Evet, ama maalesef. Nasıl yapıyorlar onu bilmiyorum ben açık söyleyeyim. Beni çünkü ilgilendiren bir şey değil. Evet. Evet, burada dediğiniz konu da aslında güzel, güven. Güven sizler tabii. Orada bir saat açıyorsunuz, ona riayet ediyorsunuz ve o saatte de orada oluyorsunuz. Tabii. Bu da vatandaşa ayrı bir güven veriyordur herhalde. Söz senetler yani, misali. Bu da önemli ve kıymetli. Muhtemelen peki burada iletişimi nasıl görüyorsunuz vatandaşlarda? Eminim ki herhalde sizin numaranız vardır. Tabii. Bu size kolayca ulaşabiliyorlar. 24 saat telefonum açıktır, bunu söyleyeyim. O an için cevap vermesem de mesela toplantı saatinde arar. Hani sessiz alırım. Şu anda telefonum sessiz de mesela. Evet. Toplantıda sessiz alırım. Ama bir bakarım ki aramış. Anında mesela müsait olduğum dakika geri dönerim. Hiç dönmediğim bir telefon yoktur geri. Ama bazı siyasetçileri 3 defa 5 defa ararsın. Telefonunda cevap vermez. Geri de dönmez. Evet. Bende o yoktur. Ben siyasetçilerim çünkü. Vatandaşın emrindeyim ben. Mahallenin emrindeyim ben. Görevim odur benim. Gece yarısı arar, bir sorunu varsa o sorunu çözerim. Hiç saat yoktur bizde. Emniyet arar mesela, gece 12'de arar. Muhtar hazır ol, gelip seni alacağız. Bir yere gideceğiz mesela, arama var, bir şey var. Veyahut akşamdan arar, polis, emniyet arar. Muhtar sabah 5'te hazır ol, telefonu açıp bırak, alacak benim telefonum. Açıkta da kapanmaz. Yani dediğimde muhtarın işi çok farklıdır. Yani işi dedim ya, mahalleye hizmet etmez. Evet. Mahalleyi sevmek, insanları sevmek. Kesinlikle. Sevmezsen yapamazsın. Kesinlikle. Tek dediğim benim budur. Evet. Yani sevmezsen o görevi yapma imkanı normal yapamazsın. Evet. Severek yapacaksın. Evet. Muhtemelen burada sizin mahallenizde yoğunluk da fazla aslında. Etkileşim de fazla. Burada baktığımız zaman öğrenci yurtları da var. Gençler de sizlerin içerisinde. İşte bizim en büyük sorunlarımızdan bir tanesi de yurtların oluşu. Evet. Yani o da işte geçen dönem o yurtlara ruhsat veren, inşaatına müsaade eden belediyenin ayıbıdır. Açık söyleyeyim. Kim olursa olsun yani. Yani bir mahallenin içerisinde yurt olmaz. Yurt var, karşısında bina var. Balkona çıkamıyor, penceresini açamıyor. Ama ben o görence kötü demiyorum. Ama bir mahallenin içerisinde olmaz. Bir kız yurdumuzda 2500 sene kalanı var. Evet. Fethi Sekin kız yurdu. Onun Malatya yolunun hemen altında 2 tane 3 tane erkek yurdu evet. var. O da aşağı yukarı oraya yakın öğrenci var. Malatya yolundakinin pek zararı yok ama kız yurdunun yani oradaki vatandaşlar inanır mısın evlerini satmaya başladılar. Çünkü niye? Gecesi yok, gündüzü yok. Yani vatandaş diyor ki ya biz daha evimizden içeri giremiyoruz. Çok ya, mu gürültü yapıyorlar? Ya gürültü yapıyorlar. Dedi sana emniyet de başa çıkamıyor. Hmm. Yani defalarca emniyete telefon açıyorlar. Ben arıyorum.
Bir şey yapamıyorlar çünkü. Gençler. Evet. Yani yakında parklar var. Parklarda oturuyorlar, eğleniyorlar. Bundan da vatandaş haller rahatsız oluyor işte. Doğru. Yani yurt dediğin zaman böyle bir yerleşim alanının dışında olması lazım ki kimseyi rahatsız etmeye. Ya da biraz daha apartmanın tabii. yanlarından uzağa yani çok yapıyorsun. Yakınında olması tabii ki çok iyi bir şey değil yani. Ama işte evet. olmuş, yapılmış zamanında geri dönüşü de yok aşağı yukarı. Evet, hayırlısı diyelim burada. Ya, ne yapasın? Peki Muhtarım, yavaş yavaş programımızın sonuna yaklaşıyoruz ama baktığımız zaman sizler artık neyi hedefliyorsunuz Ataşehir Mahallesi'nde? Hedeflediğimiz projesi. Şudur Batuhan Bey, yani daha iyi bir mahalle yapmak, daha güzelleşmek. Mahallemiz dedim ya güzel ama daha da güzel olacak inşallah. Yani belediyemiz değer veriyor bize, mahallemize de yani büyük çalışmaları da var belediyenin. Bütün mahallelerde var yani hepsinde var. Yani 5 sene içerisinde belediye bazı çok güzel işler yaptı. Mahalle ayrımı yapmadı. Doğusuyla, batısıyla, güneyle, kuzeyle her tarafa eşit masafede davrandı. Çok güzel işler yaptı. Mahallemizde de yaptı ama daha da yapılacak. İş biter mi? Bitmez. Evet. Yani her yönüyle bitmez. Günden güne yapılacak. Günden güne güzelleşiyor. Mesela ben geldiğim zaman asfalt yolumuz yoktu. Hepsi sebzedi. Evet. Bir dönem geldi, kanalizasyon geçti. O bir geldi, kaldırım yapıldı. İkinci dönem oldu, asfaltı yapıldı. Ondan sonra yeşil alanları yapılmaya başladı. Ama biter mi? Bitmez. Yani belediyenin işi de bitmez, bizim işimiz de bitmez. Devamlı işte organize edeceksin. Taleplerin olacak, yaptıracaksın, yaptırmaya çalışacaksın her açıdan. Yani sorunlar bitmez yani mahallenin, hiçbir mahallende sorun bitmez. Hele ki yeni mahallelerin hiç bitmiyor. Evet, yani, burada evet sorunlar, sıkıntılar çok oluyor. Peki kira fiyatlarını nasıl görüyorsunuz? Kira fiyatları zaten Türkiye çapında bir çok büyük bir patlama oldu. Maalesef. Bütün yani Türkiye'nin en ucra köşesine git mesela. Diyelim doğu tarafına git, Karadeniz'e git. Her tarafta kiralar aşırı derecede arttı. Bizim mahallede de şu anda 10 binin altında pek ev yok. Yani önceden kalanlar mesela diyelim 3-5 bine oturanlar vardır eski kiracılar. Ama şu anda 3 bin lira, 5 bin lira oturan kiracı çıksa 8-10 bin liradan aşağı ev bulunmuyor. İnşallah da işte bu TOKİ'ler ufak ufak işte biterse, teslim edilirse evet. yani düşer kiralar yani. Bu böyle kalmaz yani. Tabii kalmaz. Ha mesela bu bir iki ay içerisinde herhalde bayağı teslim edilecek binalar var TOKİ'nin deprem evet, binaları. Bu önümüzdeki iki ayda AFAD Müdürümüz de açıklamıştı. Tabii. Osman Pıhtıloğlu'nun da yeni görevine başarılar dilerim. Biz de başarılar dileriz. Manisa'ya atandı. Hayırlı olsun onlar için. Hayırlı olsun tabii. Hoş bir müdürümüzdü. Allah işini gücünü rast getirsin. Amin. Yeni gelene de hayırlı olsun. Evet. Öyle görevdir zaten bürokraside. Ne olacağı belli değil. Tabii ki. Şimdi bürokrasi... Akşam yatarsın, sabah kalkarsın, tayini çıkmış. Kesinlikle öyle. Bizim öyle. Başkan Selmanoğlu'nun bir sözü vardı, hiç unutmam. Bazen böyle konuşmasında diyordu ki biz bize lazımız. Evet. Biz buranın insanı, buranın çocuğuyuz. Kaybetsek de, kazansak da birbirimize lazımız. Ama bürokrasi akşam yatar, sabah kalkar dedi, tayini çıkmış. Evet. Yani onun için aynı şekilde muhtemelen. Öyle devlet memuru, öyle. Yani ne olacağı belli değil. Evet. Muhtemelen peki kiralık daire var mı şu an Ataşehir Mahallesi'nde? Aransa bulunur yani şu anda pek var herhalde. Bu boşluk ama çok yoktur gibi. Çok az yani. Yani geçen sene gibi değil, yazın gibi değil. Şu anda biraz bulunmaya başladı. Bir iki yerde yani duyduğum kadarıyla var kiralık. Yani tabii bu TOKİ'lerin yapılmasıyla, peyder pey tabii yapılınca mecburen 10 bin lira kira vereceğine kendi evine taşıracak. Evet. Kira verecek. Fiyatları da ister istemez. Düşecektir. Tabii, düzelecek her şeyde inşallah. İnşallah. Düzelecek. Burada tabii bu da önemli. Kira fiyatları da düşerse vatandaşlar da biraz nefes alır. Ataşehir Mahallesi de gerekli refaha ulaştı zaten. Burada sizin sosyal donatılarınız da çok güzel, çok işleyişli gidiyor muhtarım. Baktığımız zaman en sessiz, sakin, huzurlu mahallelerimizden biri. Baktığımız zaman her şeyiyle tam takır. Yeni tabii mahalle tabii. olmasına rağmen belki de her şeyi çok güzel gidiyor muhtarım. Güzel yani ben başka mahallelerde geziyorum mesela. Bazen bana mahalle halkı diyor ya işte şurada şu var işte sokakta şu sorun var. Ya diyorum ki ben bütün mahallelerde gezeyim mesela. Başkalarını görünce diyeyim bizim mahalleden güzellik, bizim mahalleden temizliği yoktur. Hakikaten de temiz yani.
Niye? Çünkü bizim insanlarımız temiz. İnsanlarımız güzel. Ama başka mahallelerin insanı ben hor görmüyorum. Yani o açıdan değil. Yani bir mahallenin, çünkü bizim mahallede oturanlar yani çoğu iş adamı, mesela müteahhit esnaf düzeyinde memur. Yani o açıdan çok güzel. Şimdi gündüz mesela bir binaya girdiğin zaman, sokağa girdiğin zaman kimseyi bulamazsın. Evet. Diyelim bir 8-10 dairelik bir binaya gir, iki kişi evde bulamazsın. Çünkü herkes işinde gücünde veyahut da dairesinde, dükkanında. O evet. Açıdan yani kültürlü ve çok duyarlıdır insanlarımız. Evet. Bir sorunumuz olmuyor o açıdan. Evet, baktığımız zaman temiz de bir mahalle. Temiz mahallemiz. Yani evet. Yerleşimi temiz. Yani yerde hiç kolay sorun çöp yok. Falan görülmüyor, edilmiyor. Tabii. Vatandaş her açıdan duyarlı. Ama işte dedim ya, sorun bitmiyor yani. Yani hangi mahallede baksan bitmez yani. Günlük sorunlar çıkıyor yani her evet. Açıdan da. Ne yazık ki. Yani umut ederiz ki o sorunlar da gelip geçici olur. Tabii her şeyde gelir geçer. Düzelir yani, olmuyor bir şey değil. Evet. Çünkü niye sene, her sene bir değişiklik oluyor yani bütün mahallelerde. Hı hı. Yani yenilikler oluyor, yeni çalışmalar oluyor. Dedim ya ben 2009'da mesela geldiğim zaman mahallede hiçbir şey yoktu. Evet. Hiçbir şey yoktu. Yani bir sokağa girdiğin zaman çamurdan geçilmiyordu. Ne oldu? İşte yollar açıldı, bulvarlar açıldı, asfaltlar yapıldı, kaldırımlar yapıldı. Hı hı. Peyderpey her sene güzelleşti. Evet. Mesela seneye daha da güzelleşecek inşallah. Yapılacak bazı işler var. Yani güzelecek. Yani belediyenin de işi bitmez, mahallenin de işi bitmez. Evet. Peki burada muhterem sokak hayvanlarını da nasıl görüyorsunuz? Sokak hayvanları şu evet, anda çok gündem oldu bizde ama pek kalmadı. Yani belediyenin çok büyük çalışması var. Çünkü hayvan barınağı da var, her hayvan hastanesi de var. Yani zaten topluyorlar, topladıklarını oraya götürüyorlar. Yani ben ilk geldiğim seneler, o zaman da tabii ki boş alanlar çoktu bizde. Hı hı. İnanır mısın? Ben bazen rastlıyordum. Affedersin, aynen bir davar sürüsü gibilerdi böyle. Yani 3-5 tane değil yani. Bir bahardın ki 15-20 tane, 30 tane birden. Evet. Sanki böyle bir sürü. Vatandaş dışarı çıkamıyordu. Ama belediye peyderpey bunları önledi. Yani önledi. Hayvan hastanesinin, hayvan barınağının yapılması da çok büyük Elazığ için. Çok büyük bir hizmet. Kesinlikle. Yani her yerde yapılması lazım. Bu belediyenin de görevlerinden bir tanesi. Evet. Yani belediyenin işi nedir? Vatandaşa hizmettir. Vatandaşa yardımcı olmak hizmettir. Neyine hizmet? Her açıdan hizmet. Sosyal faaliyetler olsun, mesela sokakları olsun, istediğim ya sokak hayvanları olsun. Sonra belediyenin veteriner müdürlüğü şu anda sokak hayvanları için çok büyük çalışması var. Parklara mesela yiyecekler bırakıyor. Barınma yerleri, kedilere mesela. Hı hı. Yani günlük mamalarını dahi getirip bırakıyorlar yiyeceklerini. Evet. Eskiden böyle bir şey yoktu. Evet. Hem de kapalı. Yiyor orada, giriyor mesela, orada sığınıyor. Yani o açıdan çok harika bir hizmeti var belediyenin. Yani buna şey de, yani devlet de çok büyük bir hizmet veriyor. Belediyelerin de esas görevi bu. Hı hı. Yani evet. Belediyelerin hepsi de bu işe girse çok iyi olur. Temizlenir yani. Kesinlikle. Yani üretimi kısıtlanırsa zaten sokak hayvanlarının özelliği odur. Yani törmesini önlersen günden güne azalır. Evet. Tabii ama eskiden öyle değildi. Bizim eskiden mahallede bir tane vardı. 6 ayda bir sene de bakıyordun 20-30 sene yavru meydana getirmiş. Bu ne oluyordu? Ondan ona bakıyordun aynen sürü olmuş. Nüfus. Ama şimdi işte o sistem yok. Evet. Evet ya. Muhterem. Yavaş yavaş programımızın sonuna geldik. Sizler çok kıymetli bilgiler aktardınız. 15 yıldır Ataşehir Mahallesi'ne hizmet ediyorsunuz. Uzun yıllardır orada hatta orada doğup büyüdünüz. Tabii. Uzun yıllardır hizmetiniz devam ediyor. Farklı farklı alanlarda burada girdik. Eğitime, emniyete, sağlık, halk eğitime, gençlere, camiler, taziye evleri, yollar, parklar, spor salonları. Bunları tabii ki 15 yıla sığdırmak kolay değil. Zor işler bunlar. Sizler de gayret gösterdiniz, alın teri döktünüz, durmadınız, çalıştınız. Bunlar da tabii ki önemli, kıymetli. Ve sizler 3 seçim atlattınız. Aşırı da tecrübeli bir insansınız. Tabii. Bu kadar tecrübeli olan mahalle muhtarımız var mıdır? Bilmiyorum tabii ki ama yoktur diye görüyorum. Sizler bu noktada artık vatandaşlarınıza neler söylemek istersiniz? Vatandaşı ben mahalle halkını seviyorum. Muhtarlığı da severek yapıyorum. Dedim ya ben yani Allah, ben kendi şeyimi söylüyorum. Allah canımı sağ koyduğu müddetçe ben yapmak isteyeyim. İnşallah da devam edeceğim. Evet. Yani bizim İstanbul'da bir federasyonumuz var.
İstanbul'da Federasyon Başkanı. Bu seçimden sonra bir gün gelmişti buraya. Dedim ki başkan dedim ben Elazığ'da dedim en yaşlı muhtar oldum dedim. Türkiye'de dedim nasıl acaba kaçıncıyım? Dedi ya dedi sen neredesin dedi bizde 90 yaşında dedi muhtarlık yapan var dedi. İstanbul gibi yerde. Evet. İnanır mısın ben hayret ettim. Yani Elazığ'da hakikaten böyle ben düşünüyorum köylerde pek yalnız şeyimiz yok. Merkez köyleri biliyorum da yani lise köylerini. Benden yaşlısı yok şu anda. Evet. Ben işte onun için ben dedim. Dedim başkan dedim ben dedim Elazığ'da birinciyim dedim aşağı yukarı dedim. Türkiye'de acaba kaçıncıyım? Ya dedi sen nerede dedi daha bizde 90 yaşında dedi var muhtarlık. Ama yaşta bir yerde güzel muhtarlık. Yok önemli değil. Tecrübe. Tecrübe bir ben dedim ya bende durmak yok. Evet. Yani bende durmak yok ben usanmam çalışmaktan da yorulmam yani. Evet. Çok teşekkür ederim. Yani severek yapıyorum ben çünkü. Severek yaptığım bir işten hiçbir zaman için yorulmazsın, usanmazsın. Evet. Mühim olan odur. Kesinlikle. Dedim ya durmak yok yola devam. Benim bu sloganım. Bunu da inşallah duracağım. Sadece mahalle halkından benim tek talabım tanıyarak oy versinler. Hı hı. Beni de herhalde tanımışlardır 15 sene içerisinde. Evet. Mühim olan tanımaktır. Tanıyarak oy versinler. Çok teşekkür ederiz muhtemelen programımızın da sonuna geldik. Bizi dinledikleri için bütün herkese iyi akşamlar diliyorum. Size özellikle Zeki Bey'e, bütün personelinize sonsuz teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Bizler İyi akşamlar. Bizler de sizlere çok teşekkür ederiz aktardığınız bilgiler için. Evet, Seçime Doğru programının bugünkü canlı yayın konuğu Ataşehir Mahalle Muhtarı Sayın Ali Dabakbaşı'ydı. Burada yaptıklarını ve yapacaklarını bizler için aktardı. Bugünlük Seçime Doğru programının sonuna geldik. Bir başka programda yine görüşmek ümidiyle. Hoşça kalın.